neden? Çünkü daha bu depremler devam ediyor, bu arçılar devam ediyor. Biz kendi şahsı olarak daha dışarıda kalıyoruz yani. Geceleri mesela ya evde nöbet tutuyoruz, ya dışarıda yatıyoruz, ya arabada yatıyoruz, yani ya köye kaçıyoruz. Yani bu bir çözüm değil ki hemen direkt ben okula gönderirsiniz. Yani tedirginiz ha. Bence yani ben kendi şahsım olarak göndermiyorum yani çocuğu. Peki sizin kaç çocuğunuz okuyor? Bir. Bir tanesi. Evet. Ortaokul mu, lise mi? Ortaokul. Peki tadilat falan yapıldı mı? Hayır. Hiçbir tadilat yok. O yok yok. Tadilat, ne tadilat ne tamirat, hiçbir şey yok. Bu etrafımızda zaten siz de görüyorsunuz yani. Herhangi bir tamirat falan, bir restore, hiçbir şey yapılmadı yani. Bir, belki bir denedeme dahi gene doğru yapılmadı. Yarın okullar açılıyor, çocuklarımızı okula gönderebilecek misiniz? Göndermeyi düşünmüyorum. Çünkü okullarda da duvarlarda kolonlara çatlak falan görüyoruz sosyal medyalarda. Yani ben tedirginim, göndermeyi de düşünmüyorum yani. Daha erken. Belki de bu sezon göndermeyeceğim. Peki hani okullarda bir tadilat falan yapıldı mı, yapılmamışsınız? Yani tadilat yani yapılsa kısa sürede 10 gün içinde nasıl tadilat yapılıyor ki, onu anlamadım yani. Yani bir insan bir okulu boyamak isterse bir ay alır. Daha değil ki okulun kolonlarını güçlendirmek, duvarlarını güçlendirmek. Bunlar bayağı zaman alan şeyler yani. Ve kolay kolay olacağını sanmıyorum. Göndermeyi de düşünüyorum. Evet. Hadi gel, sen çok ilerlesin ha. Kısa ki sünnete getirdik ya. Öğretmenler biraz bir hafta yani ilgilenseler çocuklardan da depremle dolayı atlarlar yani, psikologunu bilmiyorum yani. Peki o okulda hani herhangi bir tadilat falan yapılmış mıdır? Bilmiyorum, hiç görmedik. Hiç okulu görmedik. Bakmadık. Yani konuyla ilgili direkt yöneticiler ilgilenirse, bu konuyla ilgili direkt öğrencilere birebir yardımcı olurlarsa problem yok. Sonuçta ben çocuğumu okula gönderdiğimde bizzat hani güvenilir bir yerde olmasını isterim. Yoksa gönderemem. Kapıdan bekleyeceğim sürekli. Bugün bekleyeyim, yarın peki. Kime bu en büyük görev yöneticiler ve öğretmenlerimize düşüyor bu konuda. Dördüncü hani katı olanlar çocuklarımız isteriz. Ve biz okula girmek istemiyoruz. Dördüncü katı olduğu için yok, nasıl kaçacağız diye. Bilmiyorum artık. Allah'a kavuşacağız. Çok korkuyor. Çocuklarınızı okula gönderebilecek misiniz, gönderemeyecek misiniz? Bir tedirginlik var mı, yok mu? Tabii muhakkak vardır. Görüyorsun dayı. Yani zelzele oluyor, ne bileyim işte dünya yıkılıyor, insanlar ölüyor. Daha nasıl çocuklar okula gönderelim ki? Yani hangi gönderecek bir durum var mı? Okullarda tamirat falan, tadilat falan yapılıyor. Hayır, her yerde var tamirat. Her yerde çatlaklar var yani. Bütün evlerde vardır yani. Yani daha okullarda olmasa nerede olacak ya? Okullar zaten biliyorsun büyük sınıflardır. Yani geniş alanı daha fazladır. Muhakkak olur yani. Yani güvenlik yok, can güvenlik yok yani. Yani. Peki çocukların psikolojisi kaldırır mı yani okulun erken kaldırması? Kaldırmaz yani. Çocuklar zaten tamamen psikolojikleri bozulmuştur yani. Büyüklerinki bile bozulmuş, kimse evine gidemiyor. Siz daha çocuklardan ne istiyorsunuz?